bunlar ekmeğe iyice sinsin değil mi? Tabii. Isınacak, iyice pişecek. Müşteri yediği zaman damağında bir şey kalsın. Sev. Hoş geldiniz. Bugün Salbaş'ta Koyuncu Kardeşler Kasabı İsmail Usta'mızla beraberiz. Çobanlıktan kasaplığa, kasaplıktan mangal başına giden bir lezzet serüveni. Etin taze, lezzetin zirve olduğu bir mekan. Şimdi hep beraber buyurun ustamızı ziyaret edelim. İsmail abi kolay gelsin. Valla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Allah'a emanet. Şuraya bir bakmak istiyorum. Ustam, koyun eti midir bunlar? Evet, kuzu eti abi. Kuzu etinde yapıyorsunuz. Sucuk görüyorum. Köfte var burada. Köfte var, sucuk var abi. Pirzola var. Pirzola. Dana eti var mı? Dana eti, pirzola, poğaça var abi. Bu sucuklar dana etinden midir? Dana eti, evet abi. Burada en güzel kasap köfte yapıyorsunuz. Kasap köfte, kuşbaşı, pirzola. Ustam kolay gelsin. İsmail abinin oğlusunuz. Evet. Konusta. Şöyle güzel bir köfte, bir pirzola yemek isteriz İsmail ustam. Tamam, hazırlayalım abi. Tamam. Şöyle ocağı da bir göstermek istiyorum. Ustam kolay gelsin. Tamam abi. Pirzolalar pişiyor bu şekilde. Müşterimize hazır olacak. Bizim de bir köftemiz, bir pirzolamamız var. İsmail abi bir şey sormak istiyorum. Geleyim hemen yanınıza. Ustam kaç senedir burada faaliyet gösteriyorsunuz? 7 yıldır bir faaliyet gösteriyorum abi. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce çalışıyordum bir yerde abi. Otelde çalışıyordum abi. Burayı açtınız. Evet abi. Salbaşlı mısınız? Salbaşlıyım abi. Salbaşlıyım. Burada ailecik çalışıyorsunuz. Evet abi. Ustam bir şey soracağım. Bu et tamamen koyun eti midir? Bu köfteler tamamen koyun eti midir? Kuzu eti bunu tamamen abi. Kuzu eti, pirzolalar, sucuk haricinde her şey kuzu eti. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şimdi bir porsiyonda kaç gram köfte veriyorsunuz? Bir porsiyon sucuk köfte 200 gram. Pirzola da yarım kilo. Bir porsiyon. Yarım kilo. Kuşbaşı da yapıyorsunuz. Adana kebap da var burada. Adana kebap yok. Köfte şeklinde var. Ha, köfte şeklinde Adana kebap yapıyoruz. Aynen. Zaten malzemesi aynı. Aynen, içi aynı. Yani ekstra herhangi bir baharatından girmiyorsunuz. O yüzden Adana kebap gibi oluyor. Aynen. Sadece tuz, biber var içinde. Başka da bir şey yok. Şöyle bir şey yok. İsmail abinin kızı mısınız? Aynen. Hem okuyorum hem de çalışıyorum. Ailecek burada çalışıyorsunuz. Aynen. Ne kadar güzel. Aynen. Ustam da pişiriyor bir taraftan. Dürüm istediğimiz zaman 200 gram olmuyor herhalde. İki parça oluyor. 100 gram. Gerek yok. Fiyatlarını alabilir miyiz? Sucuk köfte pirzola pişmiş 120. Dürüm 20. Lira. Aynen. 20 TL. Teşekkürler. Şöyle. Tuz attınız pirzolaya. Evet. Başka bir şey yok. Sadece tuz var. Thank you.
kaç senedir çalışıyorsunuz burada usta? 3 senedir. 3 senedir? Evet. Sizde bir aklı balık var mı İsmail abiyle? 4 tane. Eşimin tarafından aklı. Eşimin tarafından aklı. Ekmekleri de bekliyoruz. Ustam üstüne atacak birazdan. Şerife kolay gelsin. Sağ ol abi. Sen de burada babana yardım ediyorsun. Evet. Siz de kasaplığa başlamışsınız. Aynen abi. Bu et dana etinden mi yapıyorsunuz? Sucuğu? Evet abi, kendi et sucuğumuz. Dana etinden yapıyoruz. Koyun eti yok değil mi içerisinde? Yok abi. Halis dana eti. Dana eti. Çocuk da zaten en güzel danadan olur. Aynen abi. Başka etten olmaz. Sadece dana. Baharat oranı nasıl? Acısı var mı? Orta acı mı? Orta, acılı mı? Normal. Çocukların yiyebileceği kadar abi. Hmm. Biz abi kendimiz yemediğimiz sucuğu başkasına yedirmeyiz. Ne kadar güzel. Siz okuyor musunuz? Aynen, evet abi, okuyoruz. Ben üniversiteyi okuyorum. Sizin hayalinizde polis olmak mı? Polis ya da asıl jandarmada. Siz ne olmak istiyorsunuz? Ben polisliğe hazırlanıyorum abi. Güzel. Burası tamam mı? Ustam bizim köftelerimiz, pirzolamız geldi. Evet. Ocağa atabiliriz. Etleri nereden alıyorsunuz? Kendiniz yetiştiriyorsunuz. Kendim alıyorum. Kendim alıyorum. Yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra da burada bir kasapsınız zaten. Kasaplık da var. Kilo işte satıyorsunuz. Evet. Sucukları, pirzoları kilo olarak satıyorsunuz. Evet. Sucuk, pirzola, şu taşıyalım. Yani buraya bir kalabalık bir grup gelse kilo hesabı alabilir mi sizden? Evet. Veya evine sipariş verebilir. Evet. Adana'ya da zaten uzak değil, 15 kilometre. Adana'ya sipariş de yok galiba. Adana'ya nadir. Evet. Yani yükte olursa götürebiliyorsunuz. Bu hayvanlar nerede yetiştiriyorsunuz? Karaysal'da mı? Yok, Salbaşı içinde kendi. Salbaşı'da. Kendimi çiftliğimizde. Çiftlikte bir. Bastı usta, böyle yağ çıksın ekmeğin üstüne. Yani ekmeğin üstüne abiler yağsız olduğu için insanlar. Yağlı sanırım. Sen bulabildiğince yağını al ekmeğe. Onu alırım abi. Etlerim. Çok... Dumanlar ekmeğe iyice sinsin değil mi? Tabii. Bunları ısınacak iyice bir şey. Müşteri yediği zaman damağında bir şey kalsın. Sev. Damağında o tadı alması lazım. Evet. Bunu bir şekilde yemezse eğer bir anlama gelmez. Dört tane koydun, 200 gram. Evet. Bir de 50 gram. Evet, 50 gram. Bütünleri çevirerek. Kebap gibi arasına evet. Koyuyorsun. Birazdan göreceğiz. Hiç farkı yok değil mi Adana kebapta? İçindeki malzemeler her şey aynı. Aynen. Sadece ızgarada pişiriyorsun. Evet, ızgarada. Köfte gibi pişiriyorsun. Evet.
İçine koyduğun salatası aynı Adana kebapı gibi. Hiç farkı yok. Tam ekmek istemiş herhalde müşterimiz. Bu sucuklarımız da geldi. Dana etinden kasap sucuğumuz. Hazır. Eline koluna sağlık ustam. Şimdi müşteriye gidiyor bu ürününüz. Demek ki bu müşterimiz acı seviyor, istedi. Tabii istedi, acı olmadan yiyemiyor. Ağzının tadını bilenler Koyuncu Kardeşler Kasabı'na bekliyorum. Adana'ya da zaten uzak değil burası, 15 km. Aynen, 15 dakikada falan gelirler. Geçiyorum. Afiyet bakalım nasıl olsun. Olmuş. Teşekkürler. Çok memnun kalacaklarım. Teşekkür ediyorum. Geçiyorum ben şimdi. Kolay gelsin. Damağınızı şenlendirmek istiyorsanız mutlaka buraya gelin. Bu lezzetlerden lezzetlerin tadına bakın derim. Şimdi bismillah diyerek bu köftenin tadına bakmak istiyorum. Aynı Adana kebaptaki içeriğiyle aynı. Hiçbir katkı maddesi yok. Sadece tuz ve kırmızı biber var. Şimdi müsaadenizle tadına bakıyorum. Bismillah. Gerçekten Adana kebaplarının hiç farkı yok. Sadece ızgarada pişiyor, köfte gibi pişiyor. Koyun etinden, kaburga etinden, toz biberden başka, kırmızı toz biberden başka hiçbir şey koymadım usta. Şimdi müsaadenizle şu ekmekleri kaldırayım. Biz olaya bakalım. Allah Allah! Güzelliğe bakar mısınız? Suyu akıyor bak. Bak şık damladı. Şimdi bunu bismillah atıyorum. Bu şekilde yarım kilo $100. 60 lira. Bu köfte fiyatı da 30 lira. 200 gram köfte var burada. Çekte daha iyi değil. Bu şekilde mevsim salata ve soğan salatası ile ikram ediliyor. Müsaadenizle bir ısırıkla alacağım. Gerçekten çok lezzetli. Zaten hayvanları, koyunları kendileri yetiştiriyor. Usta böyle söyledi. Daha sonra burada hem kasap hem de ızgara çeşitleri var. Kiloluk da alabiliyorsunuz. Valla bence çok güzel. Çocuğun da tadına bakayım. Bu da %100 dana etinden sucuğumuz. Elinle yiyeceğim. En güzel zevki böyle çıkıyor. Elinle yiyeceğim.
O zaman yoğun bir baharat yok. Gayet iyi, acısı da orta. Valla sucuk da çok başarılı. Ama ben olsam bu sucuğu almış olsam dinlendiririm, daha güzel olur. Suyunu biraz daha atar, daha lezzetli olur, daha güzel olur. Böyle de çok güzel ama. Evet sevgili dostlar, ben bu muhteşem lezzetleri yemeye devam edeceğim. O zaman ne diyoruz? Yeni videolarla görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.